Romanya'nın başkenti Bükreş'ten herkese merhaba. Şu an Türk Festivali'ndeyiz. Anatolian Festwood'dayız. Burada çok güzel, coşkulu bir atmosfer var. Şimdi bu atmosferi biraz daha yakından görmek istiyoruz. Aynı zamanda bu atmosferin mimarı olan gönüllerinde festivalle ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. En bereketli saat bu aşağı yukarı yani festival fikrinin ortaya çıkmasının kaynağı bilirsiniz Türkiye'de Türkçe olimpiyatları, kültür şenlikleri, uluslararası kültür şenliği şeklinde yapılan çalışmalar vardı. Aslında esinlenme kaynağımız orası bizim. Biz daha önce 2011'e kadar aslında bu çalışmaları Kermes adı altında yapmışız. Fakat bunu halka, insanlara arz etme, insanların önüne koyma, insanlara sunabilme bir format değişikliği ihtiyacı oldu. Festival fikri daha önce kermeslerle başladı. Ben özellikle burada ev hanımlarının gayretlerini ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü onların çok ciddi ihlaslı çalışmaları var. El emeği, göz nuru çalışmaları oldu. Biz daha önce çok küçük mekanlarda bu kermes dediğimiz faaliyetleri yapıyorduk. Buradaki yerlilerin ciddi ilgisi ve teşvikleriyle, yerel yönetimin de bize yol açmasıyla, izin noktasında, mekanların kullanılması, işte şu parklar gibi çok büyük parklarda, ülkenin değişik şehirlerinde de biz bunu yaptık. 2012 yılından bugüne kadar bu gördüğünüz festivaller devam etti ve üstü kabul gördü Romen halkı tarafından. Bu başlangıcı bize küçük küçük olsa da hani sızıntı şeklinde başlayan ve şu anda elhamdülillah ülkenin çok şehrinde olan faaliyetler bizim önceki ihlaslı kardeşlerimizin dualarıyla ve şu andaki gönüllerimizin de katkısıyla devam ediyor inşallah. Festival ortamında atmosferimiz çok güzel. Neden çok güzel? Çünkü bu festivallerde çalışanların hepsi gönüllü. Yani hiç kimsenin bir şey karşılığı yok, yani bir maddi karşılığı yok. Herkes manevi olarak yapıyor. Herkes birbirine karşı çok saygılı. O yüzden ortamdaki motivasyon çok yüksek. Festivallerimizdeki asıl misyonumuz yaşadığımız toplumla kaynaşabilmek, bize ait değerlerimizi, kültürümüzü onlarla paylaşmak, onlara ait güzellikleri de onlardan alarak bu toplumda beraber yaşama ahlakını göstermek, onlarla hayatımızı devam ettirmek. Çadırlarda çalışan farklı dilden, dinden, ırktan öğrencilerimiz var, velilerimiz var. 3 gün boyunca veliler ve öğrenciler de bizimle birlikte çalışıyorlar. Bu duyguyu anlatarak şey yapabilir misiniz? Yani onlara bunu geçirebilir misiniz? Yaşayınca, gördükçe bu festivalin büyüklüğünü anlıyorlar. Festivalimizdeki esas bize göre farklı görünen gönüllülük esası. Herkesin gönüllülük esası içerisinde iş atamından, öğretmeninden, idarecisinden, öğrencisinden herkesin bu işe gönüllü olarak katılması. Ve yine farkı burada sadece bir kurum meselesi değil, elde edilen gelirin nerede ihtiyaç sahibi insan ve mağdur varsa bu mağdurlara ulaştırılması. Farkı bu, bana göre, bize göre bu. Yemek çadırındayken bir hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi gelerek bir şey almak istediğini söyledi. Bir kek parçası sattık. Onun kekin ücreti 10 liraydı. Sonra bana ne iş yaptığını sordu. Ben de öğretmenim dedim. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedi bir profesörüm dedi. Vakıftan, dernekten başlayınca yardım şeyinden birden 100 lirayı bıraktı. 100 lirayı da çok iyi bir para buranın parasıyla. Ondan sonra ayrılıp gitti. Bir gün sonra beni aradığını söyledi etrafta yine gönüllü olarak çalışan ablalar. Bir baktım hanımefendi yanıma geldi ve elimin içine bir şey bıraktı böyle. Bu ne dedim? Bana bir tane bir çift bakır gümüş karışımı bir küpe getirmiş. Hediye olarak bu da bana benden dedi sana küçük bir hediye olsun dedi. Öyle bir anı olarak kaldı işte. Bu dillerde bir seda olarak kalacak yani bu festivaller. Ben bir
Metin abimle inanıyorum ve inanıyoruz. Biz daha öncesi itibariyle Kurban Bayramı'nda da Kurban Festivali olarak yine parklarda festival düzenledik. Hatta bu birkaç sene devam edince o günün belediye başkanı sahnede, fakat bizim rahmetli Şahin Kalafat abimiz Romencesi yok. Benim de yok. O başkan, ben başkan yardımcısıyım o zaman itibariyle. Ortada bir şey var. Herkes bekliyor. Bir anda belediye başkanı dedi ki, sayın misafirlerimiz, şu anda burada niçin varsınız? Şu anda burada Müslümanların Kurban Bayramı. Müslümanlar kurbanda kurban keserler, bizim gibi değil. Onlar dağıtırlar komşusuna, sevdiklerine, çevresine ulaştırırlar. Bugün de size paylaşmak için sizinle burada bir araya geldiler. Buyurun, ikramımız sizin için, afiyet olsun dedi. Biz de o gün öyle kurtarmış olduk. Ayrı bir güzellik. Peki festivallerinizde böyle farklı atraksiyon olarak yaptığınız bir şeyler var mı? Çok değişik, farklı bizim çalışmalarımız oldu ama bunlardan bir tanesi mehter takımıydı. Ki mehter takımı daha önce Türkiye'den geliyordu, ciddi ilgi gördü. Fakat süreçle birlikte gelemedi mehter takımı. Biz de ne yapalım? Biz kurduk takımı. Yani buradaki arkadaşlarla birlikte, öğretmen, müdür, öğrenciyle birlikte mehter takımı kuruldu. Çok amatördü ama ciddi bir gayretle, bir iki ay içerisinde yapılan bir çalışmayla mehter takımı kuruldu. Çok ilgi gördü ve bunun ötesinde hatta buraya ait iki tane de Romen marşı eklendiğinde Romenlerin de bu işe çok katkı sağladığını gördük. Çok ilgi gördü. Biz devam ettik. 3 sene, 4 sene belki devam etti bu mehter takımı. Peki ilginç. Mehteran sonuçta ordunun bando takımı oluyoruz. Osmanlı ile bunların da geçmişte, tarihte, yani sonuçta birçok yönüyle karşılaştıkları durumlar var. Garipsemediler mi? İşte biz de bunu belki garipserler diye düşündük, fakat bu Roben toplumuna ait bir güzellik. Onu bir kültür olarak görmeleri ve bunu kendi kültürüne ait maçlarla beraber çok yadırgamadılar ve çok alkış gördük, çok ilgi gördük. Çoluk çocuk, büyük, yaşlısıyla, her şeyle çok ilgi gördük. Hiç yadırganacak bir şey de olmadı. Hatta sokaklarda, şehirlerin merkezlerinde yürüyüşler yapıldı, yine sunumlar yapıldı ve çok ilgi gördü. Bu bence Roman halkının engin ufkuyla alakalı bir şey. Muhtemelen seyircilerimiz merak ediyordur. Tamam, davulcusunu, diğerlerini ayarladınız. Peki zurnacıyı nasıl hallettiniz? Evet, bu bayağı zor oldu. Zurna meselesi, ki mehterde çok önemliydi o sesi verebilmek. Biz burada Bulgaristan'dan bizim millet dediğimiz o millete rica ettik. Biz yaparız abi, bir şey yok dediler. Fakat ilk denemede biz ciddi manada mahcup olduk. Değişik sesler çıktı çünkü nota bilmiyorlardı. Kulakla da olmuyordu. Ama baktık ki bu iş milletten arkadaşlarla olmayacak. Araştırma içerisine girdik. Hemen baktık karşımıza bando takımı, buranın askeri bando takımından 3 kişi, yerli profesyonel insanlar çıktı. Trompet çalan ve bunlar çok profesyonelce notaları verdik onlara, marşların notalarını çaldılar ve böyle devam ettik. O da ayrı bir güzellik oldu. Yani zurna yerine trompet olmuş oldu. Tabii, zurna yerine trompet oldu. Belki ilk defa bir mehter takımında böyle bir şey ortaya çıkmış oldu. Yenilik. Burada insanlar kendilerini Türkiye'de gibi hissediyorlar. Festival onlar için belki İstanbul'un bir parçası, Türkiye'nin bir parçası. Kendilerini kapalı çarşıda görüyorlar. Bizim insanımızı görüyorlar. Burada tantuni görüyorlar. İşte döner görüyorlar. Ben baklava reyonundayım. Baklava görüyorlar. Baklava ile beraber helva var. Yani Türkiye'nin bütün güzelliklerini burada görüyorlar. Peki Romenler baklavayı nasıl seviyorlar? İlginçtir. Yani bizde biraz daha kuru baklava ön planda daha çok tutulur. Ama Romenler özellikle şerbetli olmasını istiyor baklavanın. Türkiye'yi ziyaret eden müşterilerimiz özellikle orada bizde orada yaşadıklarını bizle paylaşıyorlar. Oradaki güzelliklerden bahsediyorlar. Bizi de burada gördüklerine çok mutlu oluyorlar. Bir daha ne zaman geleceksiniz diyorlar. Bundan sonraki festival ne zaman diyorlar. Böyle organizasyonlar düzenlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyorlar. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz diyorlar. Bunlar zaman zaman müşterilerden duyduğumuz güzel içten ifadeler. Mesela bir tane Roman arkadaşım var çalıştığım. Bana şey diyor, yani gözlemeyi senden öğrendim. Ve oğulları var. Mesela İngiltere'de okuyan iki tane oğlu var üniversitede. Ve şey diyor, mesela onlar geldiği zaman onlara hep mesela ara ara gözleme yapıyorum. Ve senin verdiğin tarifiyle mesela, çünkü eskiden öyle şeyler bilmiyorduk. Yani görüyorduk ama nasıl yapıldığını bilmiyorduk. Sizden öğrendiğim ve senden öğrendiğim şeyler var mesela, ne bileyim. Gözleme olsun veya çiğ köfte olsun veya
mercimek köftesi olsun, o tarz şeyleri mesela kültürümüzden öğreniyoruz. Ve biz de ailelerimize, arkadaşlarımıza, gelen misafirlerimize onları ikram etmiş oluyoruz mesela. Arkadaşların becerilerine, kabiliyetlerine göre arkadaşlara işleri dağıttık. Yani yoksa buradaki arkadaşların böyle hani ustalık, aşçılık yönleri yok. Belki evlerinde yemek yapıyorlardır bilmiyorum ama. Dedik yani herkes bu memleketin farklı coğrafyalarından, farklı yerlerinden geliyor. Herkesin ya gördüğü, bildiği, tattığı bir şey vardır. Bunu becerebilen, yapabilenler varsa, kim hangi işi yapabilecekse gelsin dedik. İşleri paylaştırdık. İşler gelişmeye başladı. Yok işte tantuni ustaları çıktı, şiş kebap ustaları çıktı, Adana ustaları çıktı, lahmacuncular çıktı, katmerciler çıktı. Ne bileyim böyle künefeciler çıktı, dürümcüler, dönerciler, yani daha sayamayacağım. Gözleme zaten bu işin böyle baş tacı gibi. Nedir bu gözleme böyle? Herkes gözleme seviyor. Gözleme en fazla kuyruğu var. Orada bir sır var. Onun sırrı ne? İlk defa ne bileyim saç üstünde yapılan gözlemeler ilk defa gördüğü için ve daha sağlıklı olduğu için onlar için daha cazip geliyor. Ve ne bileyim peynirli olması, kıymalı olması da en çok zaten şeyli peynirli tercih ediyorlar. Muazzam bir iş birliği, arkadaşların katkısı ama bunu yapanların tamamı amatör. Yani kimse kendi şahsi hayatında lahmacun yapmıyor. Ya ilginç olan da o. İnsanlar lezzete gelirler. Lezzet profesyonellik ister, ustalık ister. Usta olmayan bu insanların ya bu kadar iyi görmesinin sırrı ne? İşte o sırrı ben de çözemedim. Gerçekten çok ilginç bir şey. Yani evde deniyoruz mesela bu lezzette olmuyor. Ama burada yapınca demek ki diyoruz yani Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti var bu işin altında. O hani fedakarlık, arkadaşların gönlünü vermesi, samimiyetleri gerçekten burada 3 gün işte şu sıcak 40 derece, 45 derece neredeyse şu sıcağın altında kimse of demiyor. Kimse niye ya bunu yapıyoruz demiyor. Muazzam bir özveri var, muazzam bir gayret var. Ve işin güzel tarafı da sizin yaptığınız o yiyecekleri alan insanlar bu gayretleri, bu alın terlerini görerek alıyorlar. Tabii bu öyle zannediyorum herhalde lezzetin sırrı burada olsa gerek. Yani çocukluğumuz her ne kadar Türkiye'de geçmiş olsa bile kendi çocuklarımız için çocuklarının geçtiği yer, çocukluğunun geçtiği yer burası. Belki eve gidelim dedikleri yerde ev burası oluyor. Dolayısıyla belki onlar bizden daha fazla Romanyalı. Kaderin cilvesi bu. Atasözümüz var işte. Doğduğun yerde değil, doyduğun yerde diye. Fakat bizim bunun da ötesinde bir insanlığa hizmet etme gibi bir amacımız var. Yoksa kendi memleketimizi terk edip gelmezdik belki buralara. Ama kaderin cilvesi buradayız. Elhamdülillah güzel insanlarla beraber yaşıyoruz. Güzelliklerimizi de onlara aksettirmeye çalışıyoruz. Peki buraya gelen insanlar hemen hemen hepsi Romenler. Bunlar burada çalışan insanların gönüllü olduğunu biliyorlar mı? Şimdi işin ilginç tarafı şu. Biz festivallere başladığımız zaman ilk önce insanlar çok algılayamadı. Yani şöyle algılayamadı. Bunu ilk önce yani Türkiye'nin bir faaliyeti gibi, yani resmi bir çalışma gibi algıladılar. Bizi Türkiye'den gelen insanlar gibi düşündüler. Fakat 1-2 yıl sonra bu gönüllülük anlayışı insanların kafasına yer etmeye başladı. Yani bugün itibariyle insanların kafasında şu artık netleşmiş durumda. Festivalde çalışan insanların herhangi bir yerde dükkanı yok. Bu insanlar öğretmen. Bu insanlar işte üniversite öğrencisi. Bu insanlar bir yerde küçük esnaf, bir yerde çalışan, bir iş sahibi. Sadece bu festivalde önlük giyip insanlara yemek yapıp işte sunum yapıyorlar. Artık bu gönüllülük anlayışı insanların zihninde oturduğu gibi daha da güzeli şu oldu.
artık Romenler bu işe katkıda bulunmaya başladı. Dil merkezinde çalıştım öğretmen olarak. Romenlere Türkçe dersleri verdim. Ve orada çok güzel bir beraberlik ve bir şey, bir güzellik oluşmuş, bir arkadaşlık oluşmuş oldu. Yani sadece ilişki öğretmen ve öğrenci adına değil de mesela daha şey, herkes yetişkin olduğu için güzel bir arkadaşlık oluşmuş oldu. Mesela birkaç yıldır festivaller olduğu zaman onları da mesela buraya davet ediyorum. Buraya gelen öğrenciler hatta yedikleri yemeklerinin bile ücretlerini vermek istiyorlar. Çünkü burası bir yardım kuruluşu ve ücretlerini ödemek istiyorlar. Hem akşama kadar çalışıyorlar hem de yediklerinin ücretini veriyorlar. Yani karın tokluğuna bile değil yani. Evet. Mesela bazı şeyler, mesela diyorlar ki şey, bozulan bir şey varsa veya şey yapan bir şey varsa onu yemek istiyorum. Yani ne bileyim, bir pastanın ne bileyim şekli bozulmuş gibi. Yani o satılmadığı için onu ben yiyeyim ki diğerlerini satalım ve para, daha fazla para kazanalım. 12 yıldır bu festivalleri yapıyoruz. 12 yıldan beri şu festivallerde on binlerce, yüz binlerce insan katılmıştır. Yani her festivale. Yani inanırsınız veya inanmazsınız. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir tek kavgaya şahit olmadım. Bir tek kavgaya. Ya kuyruklar oluşuyor. Düşünün, kuyruklar var. İnsanlar dakikalarca, saatlerce bazen kuyruklarda bekliyor. Güneşin altında bekliyor. Belki tansiyonları yükseliyor. Belki hani kızmaları gerekiyor orada. Birisi bir şey ihlal etse bağırıp çağırmaları gerekiyor. Ama ne birbirlerine karşı, ne o hizmeti veren insanlara karşı, yani bir lahmacun yapana, künefe yapana, şiş kebap yapana, o güler yüzüyle insanlar teşekkür ediyor, paralarını ödüyorlar ve onların elinden yiyecekleri, o malzemeleri alıyorlar. Bazen üstü kalsın diyorlar, bazen açtığımız yardım sandıklarına üstündeki paraları atıyorlar falan. Böyle enteresan bir şey. Romen kültürü, Türk kültürü tarihten de beraberlikle birbirine yakın gibi gözüküyor. Evet. Romenler biraz da ondan daha fazla seviyor olabilir mi kültürümüzü? Öyle bir durum var mı? Evet. Mesela Dobruja bölgesinde doğdum ve büyüdüm. Orada mesela Romenlerle çok güzel bir ilişkimiz var. En güzel özellik Romenler için Türklerin güvenilir olmaları. Mesela bir emanet vermek istedikleri zaman zaten hep bize gelip de mesela şey diyorlar, bunu benim için tutabilir misin? Veya şöyle bir şey de oldu yıllarca diyelim. Arkada onların bayramlarında ve bizim bayramlarımızda. Biz kendi yemeklerimizi onlara ikram ediyoruz bayramımız olduğu zaman. Ve onlar da kendi yemeklerinden, ne bileyim paştede olsun veya kreçunda olsun, traditional dedikleri yemekleri bizlere de şey yapmış oluyor, ikram etmiş oluyorlar. Sahnede en çok ilgi gören şeylerden bir tanesi de dervişi rotatör, yani bizim semazenimiz. Nasıl hissediyorsunuz sahnede kendinizi? Sahnede öncelikle Romenlerin karşısında yapıyor olabilmek bizim için büyük bir lütuf. Onların bunu sevmesi bizim için çok daha büyük bir lütuf. Ama yani hiç yabancılık çekmiyoruz. Çok rahat kültürümüzü, inançlarımızı, düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz. Bu da onlar tarafından takdir gördükçe biz yaptığımız işten de zevk almaya başlıyoruz. Peki Romenler semazeni ne olarak görüyorlar? Romenler bu işi derviş rotator olarak biliyorlar. Yalnız aslında manası olarak da dönen derviş anlamına geliyor. Biz semazen diyoruz. Kendilerine de her sahneye çıkmazdan önce sunucumuz anlatıyor. İşte semazen nedir? Neden yapılır? Bunu kimler yapar? Kıyafetlerinin anlamı nelerdir? Bunların hepsini açıklıyorlar. Kendilerinin ilgi alakası ve takdiri daha çok artıyor bu sebeple. Peki böyle yaşadığınız ilginç bir anınız var mı? Çok fazla var. Hakikaten yani 7 senedir takribi yapıyoruz bu işi. Yalnız çok enteresan olaylar var. Bir tanesini anlatmış olayım. Bir gün yine Romanya'nın bir şehrinde festival yaparken semamızı yaptık, sahneden indik. Romenler, ben öyle sandım, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiklerini sandığımda bir tanesi geldi, eteğimi öptü. Ondan sonra hepsi sırayla eteğimi öpmeye başladı. Ben dedim durun, bu öyle bir şey değil, lütfen yapmayın. Hani derken
anlattım meseleyi. Yani bizde böyle bir şey yoktur. Sadece takdirinizi almamız, sözlü olarak almamız yeterli dedim. Öyle enteresan bir şey. Çok saygı duyuyorlar. Bizim de çok hoşumuza gidiyor ve böyle sevgi duymaları da bizi bu işi yapmaya daha çok sevk ediyor. Buradan kalkıp ürgübe köşeklerini de perden. Buradan kalkıp ürgübe köşeklerini de perden. Ürgübe vardığımız gece oluyor. İsim Anatolian Fast Food ve Festival Türkçesik. İki isim var. Bunun esprisi ne? Şimdi aslında şöyle, biz bu çalışmaya Festival Türkçesik diye başladık. Yani Türk Festivali. Yani Romence ismi olarak Festival Türkçes. Fakat Türkiye'de bir siyasi süreç var malum. Yani bu festivalin ruhuna çok uymadığı için ben çok detaylara girmek istemiyorum ama bizi ilgilendiren yönüyle de bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından arkadaşlarımız var. Kendi vatanımı, memleketimi sevmeyi, arkadaşların bu muhabbetini, sevgisini kimseyle tartışacak değilim. Yani böyle bir mükellefiyetim yok benim. Kimsenin de beni memleket sevgisiyle sınamasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben gerçekten memleketimi seviyorum. Sevdiğim için buradayım zaten. Fakat birileri bizim Festival Türkçes ismini kullanmam, yani Türk Festivali ismini kullanmamızdan olağanüstü rahatsız oldu. Niye rahatsız olduklarını bilmiyorum. Bizi taklit etmeye çalıştılar. Sevindik, güzel yapsınlar. Onlar da 2-3 festivalde. Yani memleketimizin hiç olmazsa kültürü biraz daha fazla insan tarafından anlaşılmış olur. Fakat ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yapamadılar. En iyi yaptıkları işi yapmayı tercih ettiler. Yok edelim. Yani itham edelim, iftira atalım, yok edelim. Yani iftira atamadılar, yani diyecekleri bir şey yok. En kötü diyecekleri şey bunların yaptığı lahmacun gerçek lahmacun değil, şiş kebap gerçek şiş kebap. Ama millet yiyor işte yani. Hani diyebilecekleri şey o, onu da diyemiyorlar. Yok etmeyi tercih ettiler. Belediyelere yazı yazdılar, Türkçes ismini kimse kullanamaz, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması lazım. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'ndan buradaki belediye Festival Türkçes ismini de bir festival yapabilmesi için izin alması gerekiyormuş. Tabii çok komik karşılandı burada insanlar tarafından. Yani bizi çağırdılar. Yani gülsünler mi ağlasınlar mı? Ben şimdi diyor İçişleri Bakanlığı, yani Türkiye'den izin mi almam gerekiyor kendi parkımda, kendi toprağımda bir festival yaptırmak için? Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Bunlar bu kadar mı diplomasiden yoksun insanlar? Bu kadar mı bilgiden yoksun insanlar? Yıllardır bu festivalleri yapıyorsunuz. Siyasi bir kelime, bir cümle yok bu festivallerde. İnsana hizmetten, yatırımdan, insanların mutluluğundan başka bir şey görmedik. Katılıyorlar çünkü. Bak, jandarması burada, devletin kurumları burada, polisi burada. Herkes bu festivalin içerisinde. Belediye partnerimiz burada. Nasıl insanlar ki böyle bir güzelliği, böyle bir hizmeti yok etmek istiyor? Biz de evet, Türkiye'de bize yaptıklarını burada da yapmaya çalışıyorlar ama Allah'tan siz varsınız, gerçekleri gören insanlar olarak buna müsaade etmiyorsunuz diyoruz. Çok fazla bir şey de anlatma ihtiyacı hissetmiyoruz çünkü görüyorlar zaten yapılan faaliyetleri. Fakat şöyle dedik, yani gene biz bir adım atma ihtiyacı hissettik. Dedik madem Türkçesik ismini kullanmamızdan devletimiz rahatsız oluyor, o zaman biz Anatolian Food Fest diyelim. Yani Anadolu'dan gelmiş geçmiş bütün kültürleri biz burada yansıtmaya çalışalım dedik. Muhataplarımız tarafından bu da çok üstü kabul gördü. Halk da kabullendi bunu. Resmiyette artık festivallerimiz Anatolian Food Fest olarak tescillenmiş durumda. Bu şekilde yapılmaya devam ediyor. Yani buna da bir şey gelirse yani başka bir şey deriz. Ona da olursa İsimsiz festival deriz, gene koyarız. Ama insanlar o gönüllülerin gönlüne geldiğini, bunu yapanlar hiçbir zaman anlamayacaklar. Çünkü onlarda o gönül yok. Bunu yasaklamaya, yok etmeye çalışan insanlar. O gönül yok yani. Peki bu yok etme düşüncesinin okullara yansıyan bir durum oldu mu? Hayır, bu durum karşısında yani burada Romanya hükümetinin göstermiş olduğu tepki ne oldu? Biz bu okulları 94'te açtık. Dosyalarımızı hazırladık.
Romanya Milli Eğitim Bakanlığı'na, Romanya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul olarak bu okulların kuruluşunu ve iznini gerçekleştirdik. Ülkemizi sevdiğimiz için Türkçe dersleri koyduk. Türkçe dilini öğrettik insanlara. Bundan dolayı okullar Türk okulu olarak insanların zihninde oturdu. Çünkü bizim okullarımızdan mezun olan insanlar öyle veya böyle Türkçe konuşuyor. Lise öğrencisiydim. Bükreş'teki ilk lisenin öğrencilerinden oldum ben. Öyle bir fırsat oldu. İyi ki oldu. Hayatınızda okulunuzun çok büyük etkisi var anladığım kadarıyla. Tabii ki bir lise ve üniversite yılları bir insanın en önemli yılları oluyor. Bir kendi insan olarak o zaman formasyon oluyor. Tabii ki Allah razı olsun öğretmenlerimize, müdürlerimize. İnsansak onlardan ibaret. Peki şu an ne iş yapıyorsunuz? Bir de o zaman da beraber olduğunuz şu an mezun arkadaşlarınız hayatın neresindeler? Elhamdülillah çok iyiyiz. Ben Romanya'nın ön gelen şirketlerin birinde marketing müdürüyüm. Ve şunu da rahatlıkla diyebilirim. En garibanları benim. Arkadaşlarımızın çoğu neredeyse hepsini ya esnaf olmuştur ya güzel bir yerin müdürüdür. Hayatlarında güzel bir şekilde devam ediyorlar. Hayatlarını çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlar. Aynı zamanda da aldıkları eğitimin öneminin farkında oldukları için çocuklarını bu okullara göndermeye çalışıyorlar. Bizim de iki çocuğumuz var da onlar da bu okullarda okuyor elhamdülillah. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. 15 Temmuz'dan sonra Romanya Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı net bir şekilde ifade etti. Yani bu okullar Romanya kanunlarına göre kurulmuş, Romanya otoriteleri tarafından izni verilmiş, Romenlerin okuduğu, Romenlerin çalıştığı ki %80-85'i gerçekten Romen çalışanlarımızın, ki arkadaşlarımızın da belki çoğu Romen vatandaşı olduğu için onları da Romen saydı, Türkiye ile bir alakası olmayan okullardı. Dolayısıyla bu Romanya'nın kendi iç meselesidir. Dışarıdan herhangi bir şekilde kimse müdahale edemez diye net bir açıklama yaptı ve bu baskıların önünü kesti. Ha, baskılar bitti mi? Bitmedi. Bir Romen olarak sana sormak istiyorum. Romen toplumunun hizmete ve hizmet insanlarına bakış açısı nasıl burada? Tabii ki çok severler diyebilirim. Desem de arkasında şu var. 5000 aile çocuğu evlatlarını bu okullara gönderiyor. Göndermeye de gayret gösteriyor. Bu da bir net bir ibare. Bunun yanında sokakta, değişik yerlerde gördüğümüz ilgiden dolayı da çok sevdiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu festivallerin o sevginin artmasına bir faydası oluyor mu? Olmaz olur mu? Tabii ki oluyor. Hem Türk kültürünü daha da çok sevdiriyor millette. Hem hizmet insanı daha da çok seviyorlar. Çünkü burada güler yüzle arkadaşlar karşılıyorlar. Çok güzel ürünlerle karşılıyorlar. Çok da güzel aktivite yaparak karşılıyor Romen toplumu. Onlar olunca tabii ki daha çok da severler. Ayrıca burada insanlarımız gönüllü olarak çalıştıklarına, farkında olduklarına çok takdir ediyorlar. Bu kapitalist dünyasında herkes bir şey yaptığında arkasından bir şey beklemesi ile burada günlerce yani gün boyu 14 saat insanlar gönüllü katıldıkları öğrendiklerinde çok çok etkileniyorlar. Çok çok daha seviyorlar. Okullarımızın öğrenci sayısı da giderek arttı. Başarıları da giderek arttı. En son Japonya'da yapılan matematik olimpiyatlarında milli takımı oluşturan 6 öğrenciden 5'i bizim okulumuzun öğrencisi. Avrupa birinciliği getirdiler Romanya'ya. Ve dünya dördüncülüğü getirdiler. 112 ülkenin katıldığı bir olimpiyattan bahsediyor. Şimdi bu, yani buradaki insanlar vicdan sahibi. Bunu elbette ki takdir ediyorlar. Bu gayretleri takdir ediyorlar. Evet. Burada tantunimizi takdir ettikleri, şiş kebabımızı, lahmacunumuzu takdir ettikleri ayrı bir şey. Ama bizim gerçek işimiz, asıl işimiz okulculuk. Orada bu başarıları
bu insanlar takdir ediyorlar ve vicdanlarında mâkes buluyorlar. Ve sahipleniyorlar. Ve sahipleniyorlar. Çünkü çocuklar kendi çocukları, okullar buranın okulları ve Türkiye'nin yaptığı bu kapatma çalışmaları da komediden öte geçmiyor. Başarabilirler, başarabilirler belki, bilemiyorum. Yani başka argümanlar kullanırlar. Biz çünkü diplomasi bilen, ekonomik gücü olan insanlar değiliz. Sıradan insanlarız biz. Ama bu otoritelerin bunlara izin vereceğini zannetmiyorum. Peki hizmetlerin Romanya'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Burada hem Avrupa Birliği olması nedeniyle çok parlak görüyorum. Avrupa Birliği insani değerli, evrensel değerlere değer verdiği için çok parlak bir gelecek görüyorum. Şu anki Romanya'daki hizmetler artarak gidiyor ve öyle gideceğini umut ediyorum. Devam edeceğini umut ediyorum inşallah. Peki burada festivalde gelirler, mağdur insanlara gidiyor. Türkiye'de de çok ciddi mağdurlar var. Belki o insanlara da buradan bazı yardımlar gönderiliyor. Ama ona rağmen tabii buradaki gibi böyle sıcak, güzel, canlı bir atmosfer yaşamıyorlar. Oradaki insanlara ne demek istersiniz? 2014-2015'ten sonra bu festivallerin motivasyon kaynaklarından en önemlisi mağdur insanlara yardım götürülmesi gereken insanlara yardım etme mükellefiyeti. Yani onun bizim sırtımıza oluşturmuş olduğu ağırdır. Ve bu festivaller buna evrildi. Türkiye'deki arkadaşlarımıza Allah yar ve yardımcılar olsun. Çok zor anlar geçiriyorlar şu anda. Biz de Romanya'da komünistlik zamanında belki daha da beter eylemlere maruz kaldık. Ben çocukluğumdan iyi hatırlarım bunları. Ama bundan da eminim. Buradaki diktatörler olduğu gibi oradakiler de gidecek. Bir gün gelecek bahar, Türkiye'de bahar olacak ve bu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle eski itibarı, eski saygıya ulaşacaklar. Bunu da tahmin etmiyorum, çok iyi biliyorum çünkü burada da öyle oldu. Sadece Yunanistan'da yurdunu, yuvasını, memleketini bırakıp Yunanistan'a sığınmak zorunda kalan binlerce, on binlerce insana destek mahiyetinde 16-17 tane tır bu festival gelirleriyle yani malzeme gönderildi o insanlara. Yiyeceğinden, içeceğinden, kıyafetinden, eşyasından, yastığından, yorganına kadar. Ve bu devam ediyor. Sadece onlar değil. Burada Un Paşte Maybun kampanyası yapıldı. Yani güzel bir Paskalya kampanyası, buranın bayramı. O insanlara, Romenlere yardım edildi. Kıraşun'da, yani Christmas bayramında, yılbaşı bayramında gene Romenlere yardım edildi. Ramazan'da buradaki etnik Müslüman gruba yardım edildi. Yani bu festivaller, tabii bunların hepsi festivallerin gelirleriyle değil. Sponsorlarımız var, bağışçılarımız var, arkadaşlarımızın ekstra destekleri var. Yani bunları da katarak söylüyorum. Bunlar bizim Tuna Vakfı'nın havuzu içerisinde toplanıyor. Ve her yardım hangi amaçla toplandıysa o amaca matuf olarak bir heyet tarafından karar verip değerlendiriliyor, kullanılıyor. İnsanlar da bunu biliyor. Onun için zaten bize yani o hani huzur içerisinde gelip bir şey alan, yemek yiyen, parasını ödeyen insanlar bunu hissederek, yaşayarak gelip buradan alışveriş yapıyor. Ben yani bir mesaj olarak vermek isterim. Allah kimseyi mağdur duruma düşürmesin, muhtaç duruma düşürmesin. Ama biz kanımızın son damlasına kadar, terimizin son damlasına kadar o yani belki bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düşmüş arkadaşlarımızın, bir desteğe muhtaç duruma düşmüş arkadaşlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun imdadına, koşma adına bu festivallerde dökebildiğimiz kadar ter dökmeye devam edeceğiz. Yani arkadaşlarımız bu noktada içleri rahat olsun diyemem çünkü yaşanan hadiseler böyle bir rahatlığa müsaade etmiyor ama bu noktada bizlere dua etsinler diyeyim. Bu şekilde bu mesajı vermiş olacağım. Ayrıca da bu hareketin başındaki büyüğümüze haddim de olmasa şu mesajı iletmek istiyorum. Sizin kıymetinizi Avrupa, Romanya kesinlikle anlıyor. Türkiye'de anlamıştır zamanında ama şu an durumlar biraz farklı olduğundan dolayı Allah güç, kudret, sabır versin.
sabır edin hocam. Bir gün Türkiye değil bütün dünyayı sizi anlayacak. Sizi gerçek kıymetini anlayıp da gerçek şeyine koyacaklardır. Gereken saygıyı ve şeyi göstereceklerini eminim inşallah.